muhafaza ediyor. Ha bir miktar elbette arzdaki yavaşlamaya bağlı olarak bir miktar stokçuluk yapanlar da var ama bunlar ciddi boyutta değildi. Yani dolayısıyla buradaki asıl problem arzın yavaşlamasıydı. Bunu kabul etmemiz lazım. Bunu da zaten hükümetimiz de farkında. İthal soğan konusuna ne diyorsunuz? Valla ithal soğan konusuna biz hiçbir ithalata sıcak bakmıyoruz. Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak şunu iyi biliyoruz ki ithalat her zaman üretimi ve üreticiyi çökertir. Bu, yani hangi ürün olursa olsun. Üreticiyi tarladan kopartır. O ürünü ekmekten vazgeçirir. Bu açıdan biz hangi ürün olursa olsun üreticiyi desteklediğimizde bu sene bakın arzda bir şey varsa, eksilme varsa ya doğal afetlere bağlıdır ya üreticinin pazarlama sorunu vardır. Maliyeti yüksektir. Malını pazarlayamamıştır. Üretimden çekilmiştir. Bunu üretime sokmanın enstrümanları vardır. Bunları kullandığınızda ertesi yıl soğanda hiç problem olmaz. Üretici eker, tarlada kalır ve arz talep dengesi sağlanmış olur. Bu kadar basit. Marketlerin yüksek fiyatlı ürünler satmaması, daha doğrusu patlıcan gibi örneğin satmayacağını açıklaması fiyatlara yansır mı? Fiyatları bir yansımaz. Yok, yok. Hayır. Yani bana sorarsanız tabii şu da var. Yani marketlerden meyve ve sebze marketlerde daha pahalı takdir edersiniz. Hale göre, pazara göre pahalı. Daha yüksek geliri olan insanlar oralardan bu meyve ve sebzeyi alabiliyor. Dar gelirli insanlarımız pazara gidiyor. Daha ucuz almak için. Dolayısıyla bence çok fazla bir marketlerde meyve ve sebzeye çok fazla talep olduğu kanaatinde değilim. Onların iki tane ürünü satmaması bir problem yaratmaz. Yani arz talep dengesini daha fazla bozmaz. O manada söylüyorum. Yani ciddi oranda bir alışveriş oranı yok. Peki efendim bu tarlada zarar gören portakal ve çiçek sebzelerle ilgili daha da fiyat artışı öngörüyor musunuz? Ne kadar bir fiyat artışı olabilir? Öngörmüyorum. Bunun üstünde bir fiyat artışı öngörmüyorum. Bu bir fiyatlar bir süre sonra bir miktar daha aşağı inecektir. Bunu hep beraber göreceğiz. Şu an üreticimiz gerçekten halen yağışlar devam ediyor. Tarlaya da giremiyor. Yani tarlaya girmeye başladığında tabii zarar gören ürünlerimiz var ciddi manada ki boyutu fevkalade yüksek. Onun rakamlarını zaten açıklayacağız size vereceğiz. Çalışmalar bitsin. Komisyonlar çalışıyor. Ziraat odalarımızın da içinde bulunduğu. O raporlar henüz bize gelmedi. Tahmini rakamlar var ama tahmini rakamlarla pek biz konuşmuyoruz. Yani elimizde donanım verilerinin sağlıklı olması lazım. Sonra mahcup oluyoruz. Dolayısıyla o veriler bize geldiğinde biz bunları açıklayacağız zaten. Affedersiniz. Yarım saattir söz veremiyorum. Müsaade eder misiniz? Buyurun siz hep köşede kaldınız da atlıyoruz siz orada. 16 yıldır iktidarda olan. Evet. Siz kendinizi bir tanıtır mısınız? Pardon. Fahrettin Fidan Müce. Evet. Tarım politikasını genel anlamda başarılı buluyormuşsunuz. Evet. Bu marketlere baskınlarla bu işi çözmek mümkün mü yoksa bu konuyu bilmeyen insanların aldatılmasına yönelik bir tavır mı? Aynen stokçularda, soğan stokunda olduğu gibi. Evet. Yani bu hükümet bunu bilmiyor mu yoksa gerçekten doğru bir yöntemde marketlere baskın yapmak, stokçulara, soğançılara baskın yapmak. Bilmiyor mu yoksa kamuoyunun gözünü boyuyor. Şimdi valla herkes her şeyi biliyor bana göre. Yani kimse bir şeyi bilmiyor demek mümkün değil. Ben biliyorsam onlar da biliyor demektir. Ama spekülatif faaliyetleri önlemek için, piyasayı biraz daha dizginlemek için bu manada bir rol üstleniyorlar. Ama çözüm o mu? Çözüm o değil. Orada hemfikiriz sizinle. Siz zaten bir kanaatle söylediniz, soruyu sordunuz bana. Bir kanaatiniz de var bu konuda. Sizin kanaatinize katılıyorum ben. Sizin kanaatinizi aldım. Çözüm, demin söylediğim gibi üretime odaklanacağız. Özellikle Merkez Bankası'nın başkanının açıklamalarını da ciddiye alıyoruz. Orada gıda enflasyonunun üfenin 1-2 puan üzerinde olacağını ifade ediyor. Bunu çok önemsiyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Yelkenleri tarıma çevirmemiz lazım. Tarımda üretimi artırmamız lazım. Çözüm bu. Bunu yaptığımızda hiçbir yere basmamıza gerek yok. Üretimi artırdığımızda hiçbir yere basmamıza da gerek yok yani. Ama şunu da ifade edeyim. Bu makası muhakkak surette kapatmamız lazım. Yani bu makası bizim bakın ne yaparsak yapalım. Üretimi de artması lazım. Şimdi hayır işte şu evet. Tamam. Şimdi
Şimdi olay şu. Bizim de hükümetten talebimiz zaten o. Şimdi üretici birlikleriyle yapacağımız görüşmenin de zaten mahiyeti bu. Şimdi bizim burada üretimi artırsak da tüketici fiyatları muhakkak surette düşecektir. Üretim artmasıyla beraber. Ama her halükarda benim 1 liraya ürettiğimi tüketici 5 liraya yiyecektir, 4 liraya yiyecektir. Yani bizim üreticinin sürdürülebilir üretim noktasında olabilmesi için, tarlada kalabilmesi için ve tüketicinin de bu ürünleri daha ucuza yiyebilmesi için benim makası kapatmam lazım. İşte burada bizim muhakkak surette üretici örgütlerini, bunlar kooperatifler, üretici birliklerini piyasaya sokmamız lazım. Piyasada aktif rol almalarını sağlamamız lazım. Yani sadece üretici yetmez. Bizim derken şu var, bakın bu sorun hükümetin de sorunu. Bizim de sorunumuz, bu ülkede yaşayan herkesin sorunu. Yani bu sadece hükümetin sorunu değil ki, örgütler olarak benim de sorunum. Tarladaki üreticinin de sorunu, bu ürünü tüketen vatandaşın da sorunu. Sorun herkesin sorunu. Ama çözümü kim? Elbette çözümü hükümet ve üretici birlikleri bir araya gelecek, bu meseleyi çözecek. Sorun herkesin sorunu ama çözecek merci belli. Evet. Valla şimdi o konuda bizim zaten görüşlerimiz belliydi. Yani biz o özelleştirmelere sıcak bakmadığımızı ifade ettik. Ve özelleştirme neticesinde de çok sağlıklı veriler de bize gelmedi. Hem üreticimizden hem çalışanlardan. Bunu açıkça ifade edelim. Yalnız bugünlerde tabii özellikle bu nişasta bazlı şeker kotaları konusundaki açıklamalar olumlu. Bunu da ifade edelim. Yani o kotanın düşürülmesi, pancar üretiminin bir miktar daha artırılması noktasında gayet olumlu gördüğümüzü de ifade edelim. Ha şimdi tabii işin iki ayağı var. Bir üretici ayağı var bu özelleştirmelerde. Bir de istihdam ayağı var. Biz farklı düşünüyoruz. Sendikalar da farklı düşünüyor. Biliyorsunuz Türk İş de farklı düşünüyor. Diğer sendikalar da farklı düşünüyor. Biz de farklı düşünüyoruz. O noktada hükümetimiz de farklı düşünüyor. Ama biz muhakkak surette sonuçlarını da zaman içerisinde göreceğiz. Bizim haklı olduğumuz anlaşılacaktır. Sadece o kadar söyleyeyim. Yani biz haklıyız, haklı olduğumuz da anlaşılacaktır. İnşallah bu yoldan dönülür. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık.